Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videonun konusu uzun yol motosiklet giderken canımız sıkılmıyor mu? Evet, konu bu. Evet, sıkılıyor arkadaşlar. Yalnız hissediyorsunuz motor sürerken. Ben de bu konuya değinmek istedim. Bu uzun yolda. Şu an Altınyayla'ya gidiyorum. Burdur'un ilçesine bağlı Altınyayla. Rakım olarak biraz yüksekte kalıyor. Çok virajlı bir yolu var. O şekilde gidiyorsunuz. Evet, motosiklet sürerken artçınız olmadığı zaman sürücüler genellikle motosikletiyle bütünleşiyor. Ben de öyle oldum bu yolda. Yaz kış motor süren bir insan motora karşı olan ilgisi farklıdır. Motoruna aşık oluyor o derece yani. İsim bile takarlar yani motoruna. Herkesten kayırırlar motoruna demir takan olur. Yani çizilmesin diye elinden gelen yapan motorcular bile vardır. Biz bunlara asıl hakiki motorcu diyoruz. Ben yola çıkmadan önce genellikle gideceğim yerin yollarına genelde bakarım. Yani otoyolu mu, köy yolu mu, ne bileyim şehir içi mi, şehrin dışından mı gidiliyor? Hep bakarım yani. Yani yol ücretli mi, değil mi? Ona bakarım. Yolun virajlı mı yoksa düz bir şekilde mi? Ona bakarım. Gideceğim rotanın hava durumuna kesinlikle bakarım. Yani yağmur altında sürmek istemem yani. Yolculuğum videolarda gördüğünüz gibi hep güneşli ve gündüz bir saat seçtim. Çünkü gece sürmek bana göre tehlikeli. Yani araba gibi bir farı olmadığı için motorun bana göre tehlikeli geliyor. Ya tabii yani sisi varlar falan filan ışıklar takarsanız o yolu aydınlatırsınız ama bu sefer karşıdan gelen sürücüyü ne bileyim önünüze giden sürücüyü rahatsız etmiş olursunuz yani. Yani aynısını size yapsalar siz de şey yaparsınız yani kör olursunuz yani. Peki ben bu uzun yollarda motor sürerken nasıl vakit geçiriyorum? Bu videoda da bundan bahsetmek istiyorum size. Ben uzun yol sürerken müzik dinliyorum yani. Müzik dinleyerek yollar güzel gidiyor. Yani tabii o dinlediğiniz müzik de iyi bir müzikse sizi bayağı şey yapıyor. Harekete geçiriyor yani. Tabii yani yüksek sesle dinlemiyorum. Yani yüksek sesle dinlerseniz bu sefer çevrede olan bitene şey yapamazsınız. Hakim olamazsınız. Yani çevrede olan bitenden kastettiğim yoldasınız arkadaşlar. Arkanızdan araba gelebilir. Ne bileyim olduğunuz yerlerde çalışma vardır, bir şey vardır. Ona odaklanamazsınız. Bu gibi ve benzeri sorunlardan dolayı bence müziğin seviyesini hem dışarı duyabilecek şekilde hem de yolunuza size güzel bir his etki edecek şekilde olsun seviyesi. Bir önerim daha var. O önerimde yapmış olduğunuz yolları sevmeniz. Yani bu ne demek? Motorcu arkadaşlar genellikle bu virajlı yolları severler. Viraj yapayım yani derler yani. Viraja gireyim der. Yolları sevin. Yani o virajları sevin. Onları sevdiğiniz sürece de bu sefer o yolda sıkılmıyorsunuz. Diyorsunuz ulan benim motorum bu yolu gider mi? Bu yolu döner mi? Hadi aslanım sen buraya dönersin gibi hisse kapıldığınız zaman o yol gidiyor arkadaşlar. O yol bitiyor. Bitmese de bitiyor yani o yol. Yani benim iki tane önerim bu yani. Müzik dinlemek dedik. Yolu sevmeniz dedim yani yolu beğenmeniz. Başka ne diyebilirim? Yani filmin gibi bir şeylere bence hiç girmeyin. Çünkü araba gibi değil arkadaşlar. Kaportasısınız. O yüzden yani yola odaklanmanız lazım. Hele ki uzun yollarda yola odaklanmanız lazım. Yollarda giderken manzaranın tadını çıkarın. Arkadaşlar merhaba. Şu an Antalya sınırları içindeyim. İstanbul'da başlayan maceramız Antalya'da devam ediyor ve karşıda son bulacak. Bu maceraları üşüdüm, titredim, dondum, yandım, terledim, tozlu tozlu dumana karıştım, toza dumana karıştım.
Şahane bir şey yaşadım. Şu an kaşa 50 kilometre falan kaldı. Ama yanıyor, yanıyor. Bu kadar sıcak olamaz. Hadi Kaş'la görüşürüz. Zaten Kaş'a gittiğim zaman da o zaman da videolar paylaşacağım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Güzel ya. Motor. Yine sağlam geldin ha. Helal olsun. Sesler çıkarıyorsun ama bir şey ışığın yanmıyor. Hadi bakalım. Tamam. Yola devam.